Avukat Reşadiye Balpınar Köyü'nden Dursun Tulunç. Torunlarım için devamını dilerim Cenab-ı Allah'tan. Torunlarıma ve çocuklarıma selamlar sunarım. Saygılarımla. Teşekkür ederiz. Teşekkür ettik, evet. Sağ olsun bizi böyle zaman zaman ziyaretten geldi. Şurada bir ablamız var, illa ben de söz alayım diye, peki kırmıyoruz hemen, geliyoruz. Evet abla, seni tanıyalım bakalım. Ben Sivas Aktağı Köyü'nden Meliha Koç. Sivas Hastane'de yatmakta olan Hüseyin Türkçe'ye çok sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Askerde iki tane yeğenim var, biri İzmir Koşa'da askerlik yapıyor, ona saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Biri Van'da İlker Gökçe, ona da saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bütün çözenli alemine tek tek söylesem zaman aşımına uğrayacağız. Hepsine saygı ve sevgilerimi, komşularıma hep seviyor ve sayıyorum, selamlar gönderiyorum. Çok teşekkür ederiz. Abla sen tezgit, ablanı kadar istesek diyelim, maşallah bugün çok kalabalık. Ben Sivas Harbuk Aktağı Köyü'ndenim. Yakın tutalım bakalım biraz önce. Sivas Harbuk Aktağı Köyü'ndenim, benim üstüme halimle yıkmakla oradayım. Ben Hüseyin abi sana özellikle bir türkü istiyorum. Ne istiyorsun abi? Moran içeride. Peki. Ben de yaşamdan böyle tüm kazanmaya, tüm kazanmaya armağan ediyorum. Peki. Buradan tek bir şeyi unuttum, o da heyecanımı mazur olsun. Oğlum Celal ayın 22'sinde askere gidecek. Hayırlı yıllara düşmesini nasip ediyorum Allah'tan. Güle güle gidip güle gelmesini nasip ediyor inşallah. Hayırlı teşekkür ederiz. Evet, telefon varmış. Telefon hemen alıyoruz telefonumuzu. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Ben de geldim ben. Tuğba Özen Kocaeli'den bizi arıyor. Evet. Tuğba abla hoş geldin programa. Nasılsın? İyi misin? Hemen seninle bir tanıyalım bakalım. Tuğba Özen. Senin memleket neresi? Hep soruyorum bu akşam. Kazakistan'ın Seyir Köyü'nde bile günaydın. Tuğba Kavmuz Şöyre Köyü. Değerli öyle mi? Peki. Günaydın gördüm ben kazandım. Onu gönderin programın başına. Tozan ver. Tamam. Tuğba Özen. Peki. Teşekkür ediyorum. Tamam, saygılar sunuyoruz. Evet, Tosanlı Yayılar'ın istedik kardeşimiz ama Tosanlı Yayılar'ını programın ilk başına gönderdik. Evet başkanım, dernek bakanıyız. Ali Beyfeyli değil mi? Gerçekten başkanımızın dernek bakanına gittim ben Akkaya ve Ali Beyköy. Ali Beyli dernek bakanı. Güzel bir dernek bakanı almışsın, sayılı yıl olsun. Hatta öyle program da yaptık. Hatta evim de söylemiştim, çok güzel bir köy havası veriyor diye, güzel bir ortamda. Genelde Akkaya köylerimiz ne de daha fazla oturuyorlar, ikameti değerler, semt olarak ağırlık ne olur? Hangi semt olur sen burada? Efendim, Ali Bey köyü de genelde orada oturuyor. Tabii bu ağırlık bazılarda var, boş üzerlerde var, Sultan Çiftliği'nde. Yani genelde dağınık İstanbul'un her türlerine. Ben önce Tozanlı ailesine, tüm yakın köylerinin hepsine kucak dolusu selamlarımı yolluyorum. Başkanlarım sizleri hatırlıyoruz ama zaman müsaade yok. Hepinize ayrı ayrı selam ediyorum. Bütün Tozanlı'nın 17 köyün hepsine. Allah hepinizden razı olsun. Tozanlı'daki bütün insanlar hepsi aynı kaderi paylaşıyorlar. Ne diyorsanız, çünkü bizim orada mahrumiyet bölgesi genelde eskiden beri bu kaderi paylaşıyor. Ben özellikle devlet yetkililerine sesleniyorum bu ortamlarda. Bizim oranın ulaşımına, ulaşımdan çok zayıfız. Yani yazın gidiyoruz tozdan, asfalt yok. Yani şu 21. asra yaklaşıyor bizim orası. Yani onun için bizim burayı lütfen dikkate alsınlar. Buradan valime, Habur Kalmakamına sesleniyorum. Yani tozanlığı mümkün mertebe gözaltı etmesinler. Çok rica ediyorum hepsinden. Saygılar sunuyorum onlara. Biz İstanbul'da faaliyetlerimizi sürdürürken yapmış olduğumuz faaliyetlerden en önemlileri pikniklerimizi yazları yapıyoruz. Bu seneki pikniğimiz inşallah 22 Haziran'da olacak. Bütün hemşerilerimi ve dostlarımı bekliyorum. 22 Haziran'da Aldağlı Köyü sınavının içinde olacak inşallah. Yerimizi tuttuk şimdiden hayırlı. Bu da
Çocuğumun ailesine selamlarımı yolladıktan sonra bütün Sivaslı hemşerilerime de kucak dolusu selamlarımı yolluyorum. Özellikle Sivas merkezde oturan kayınvalideme Allah'tan şifalar diliyorum. Kayınlarıma ve baldızlarıma kucak dolusu selamlarımı yolluyorum. Aile ekrabıza dahil tabi. Allah razı olsun. Peki başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Evet, ağamıza hemen mikrofonu verelim. Telefonla selam, peki. Alalım telefonumuzu. Alo, daha iyi olsun. Nasıl biliyor bu ağabey? Ben alayım. Evet, telefon mu aldık arkadaşlar? Peki. Ama kısa bir sohbet ondan sonra reklam edeceğiz de bir kısa sohbet alalım. Orada klibi önce görelim, reklamı daha sonra görelim. Ben önce teşekkür ediyorum. Buyurun, sizi yayınlıyor şu anda. Bu konuda fark edelim, yeter anamıza, Allah'tan anlık edelim, yeterli başsağlık edelim. Eski başkanımız... Ses gelmiyor mu? Bir saniye. Evet. Bugün vefat eden Yeter Alamız Allah'tan rahmet ediyorum. Yakınlarına başsağlık diliyorum. Akkaya köy ağası olarak Mustafa Ceren abimize, Ali İçdemir abimize geçmiş olsun diliyorum hasta şu anda. Bütün hastalarında Allah'tan şifa ediyoruz. Hüseyin Bey, ben sizin aracılığınızla köyümüzü ufaktan tanıtacağım az bir şey de olsa. Köyümüz 1600. yüzyıllara dayanan, hakikaten yanındaki kayadan ismini alan Akkaya köyü tarihi bir mağarasıyla, soğuk sularıyla, güzel bir harmancık yaylası diyoruz, yaylasıyla, hakikaten yorganın burnu diyoruz, vilajıyla, önünden akan yeşil ırmayla çok güzel bir köyümüz diyorum, ben öyle tahmin ediyorum. Ben seviyorum, herkes seviyor ama bizim devletlerden de isteklerimiz var senin. Sizin aracınız var mı soruyorum? Başkanım söyledi asfalt olayı mı? Asfalt olayı hakikaten şu devrede utanç verici. Ben öyle söyleyeyim. Bu asfalttan önce yolumuz bir sene düzgün değil. İkincisi telefonlarımız, cep telefonlarımız çekmiyor. Adam görüntülü telefon istiyor, daha bir şey telefonu çekilemez. Bunlar yetkilileri özellikle istiyoruz. Özellikle rica ediyoruz. Muhtarlarımız olarak başvurduk Ankara'ya. Biz inşallah yapacağız. Bu işin peşindeyiz. Tozan'ın ailesi de duruyor buradan. İnşallah ben de peşindeyim. Akkaya köy ağası olarak. Hakikaten uğraşmaya çalışıyoruz. İkincisi, hakikaten bizim orada bir sağlık ocağımız yok. Tam teşkilatlı olarak köyümüze yazın gidiyoruz. Binlerce insan gidiyor. Panayır yeri bizim köyümüzde. Hakikaten bir dosyan 10 bin kişi geliyor. Milletvekillerimiz geliyor. Ama bu duyguları hiç anlamıyorlar. O sapını asfaltımız olsun, efendim, sağlık ocağımız olsun. Bunlar hiç kişi düşünmüyor. İkincisi, köyümüzdeki yetkililer şunu duymak istiyorum. Köyümüzde hayvaniyet tamamen elden çıkmış. Hakikaten adam ekin ekiyor, ekin tarlasını yapıyor. Lütfen rica ediyorum Sivas Valiliğine, Abi Kaymakamlığına, özellikle milletvekillerine. Bunlar ne yapacaklarsa, yutturacaklar mı, ne yapacaklar? Adam bir fasulye ekecek, bunun alamıyor, patates ekecek, alamıyor. Niye köye gitsin, ben geri dönmem gerekiyor. Bir teşkilatla okul ne yapılmasın bu 17 köy içerisinde? Teşkilat üzerinden niye yapılmasın? Bunlar biz yetkililerde sözlerimiz, sizin aracılığınızda. Özellikle şu anda biz bilinen bütün Türkiye'deki insanlara, Sivas'taki, Akkaya'daki özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bir fırsat verdiğiniz için yönetimimizde, şuradaki kardeşlerimize Allah razı olsun diyorum. Sırada Can Can Türküsü'nü benim aileme, Sultan Çin'den bütün sevdiklerime, herkese, Ankara'daki insanlara söylemenizi istiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Evet, şimdi reklama girmeden önce Sivas Sadık Akkaya köyüne gideceğiz. Akkaya köyünün klibini izleyeceğiz. Klibimizden sonra reklama gireceğiz. Klip hazırlanana kadar hemen şu notları okuyorum.